Erdar Kuzuloğlu'nun açıkçası FETÖ ile herhangi bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bu buna tanıklık edecek bir halim yok ama sanmıyorum. Ee, bir iddiaya göre teknoloji merakından dolayı baylok indirdiğini söyleyenler de var. Ne derece doğru onu da bilmiyorum. Ama eğer bu doğruysa bundan dolayı gözaltına alınmak çok abes bir şey olur. Çünkü benim de evimde hala e, bir kitap var. Fethullah Gülen'in kitaplarının yasak olduğunu biliyoruz. Ama bu kitapları okumadan, bu dergileri, bu yayınları takip etmeden bu örgüt hakkında görüş beyan etmemiz bu konuyu çalışan insanlar olarak mümkün değil zaten. Dolayısıyla bazı şeyleri yargının ayırt etmesi lazım. Bu özenin olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, bir takım insanlar özellikle kamuoyunda bilinen bir takım insanlara karşı alabildiğine dikkatli olması gereken Yargı kurumlarının nedense böyle kişiler söz konusu olduğunda daha bir özensiz olduklarını görüyoruz. Ee, Cumhuriyet davası ortada, Cumhuriyet davasında Ahmet Şık'ın, Kadri Gürsel'in ve diğerlerinin FETÖ ile irtibatlandırılmış olması bir şekilde, şu ya da bir şekilde irtibatlandırılmış olması hem o davanın baştan çürük bir dava olduğunu gösterdi ama daha önemlisi şunu gösterdi. Türkiye'ye ve dünyaya ee, şu anda yürüyen FETÖ soruşturmaları, e, takipleri, kovuşturmaları çok da fazla ciddi değil. Siz bu kurun yanında yaş da yanar diye geçiştirecek bir olay değil. Cumhuriyet Gazetesi gibi ya da bir takım Osman Kavala gibi isimlerin böyle fetö FETÖ'yle hani bir torba koyup o torbanın içerisine insanları koyduğunuz zaman o zaman torbanın içerisindeki gerçekten yer alması gereken kişiler hakkında da şüpheleri doğurmuş oluyorsunuz.